miles aside from us. So çalışıyorum. Bu arada çekimler sırasında kıyafetim sanki kırışıkmış gibi görünüyor ama inanın gerçekte öyle değil. Açı ve ışık dolayısıyla biraz farklı çekmiş. Şimdiden o yüzden kusura bakmayın diyorum ve sizi videoyla baş başa bırakacağım. Öncesinde videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de zil işaretini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda şimdiden görüşmek üzere, hoşça kalın. Elimde bugün yine ana kalıbım var. Bu ana kalıpla daha önce bumper ceket dikmiştik. Onun videosunu izlemediyseniz bu videodan sonra o videoyu da geçebilirsiniz. Birkaç video boyunca hep bu kalıbımı kullanacağım. Nasıl dönüştürdüğümü, nasıl farklı şeyler ürettiğimi göstermek için aynı kalıp üzerinden ilerleyeceğim. Aslında kalıpların ne kadar birbirine benzediği ama uygulamalarla, küçük hafif değişikliklerle nasıl farklı görüntülere kavuştuğunu görmenizi istiyorum. Bu yüzden birkaç sefer bu kalıbımı kullanarak ilerleyeceğim. Şu an önümde bulunan kumaş triko kumaş. Bu kumaştan çok güzel sonbaharlık, ilkbaharlık da olabilir, kullanabileceğiniz harika bir hırka. Hırka da değil aslında, kazakla hırka arasında bir şey desek daha doğru olacak. İsterseniz spor, isterseniz klasik olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizle alakalı bir durum. Şu an önümde iki kat olacak şekilde kumaşım bulunuyor. Kumaşımın kat kısmı bu tarafta, açık olan kısmı ise karşı tarafta. Ben şimdi iki kat olan kısmını, kalıbımın arka ortası burası, arka ortası denk gelecek şekilde yerleştirip iğneleyeceğim. Kalıbımı yerleştirdim.
kalıbımı 90 santim olacak şekilde ayarlamışım öncesinde. Şu alt kısma yazmışım. Bu benim işimi kolaylaştırıyor sonraki işlerim için. Hemen 110 santimi yaklaşık tamamlamam gerekiyor. 20 santim kadar daha uzatıyorum ve yerimi belirliyorum. Şu an yanımda çizgi taşı yok. Bunu bir iğne yardımıyla yapıyorum. Boydan yapmaya karar verdim ve 130 santime çıkardım. 130 santimlik bir genişliğe sahibim. Şu an arka parçamı yapıyorum ve kenarından 1 santim dikiş payı vererek keseceğim. Arka bedenimi bu şekilde kestim ve tamamladım. Şimdi ön bedene geçeceğim. Aynı kalıbı kullanacağım ama kalıp üzerinde nasıl değişiklik yaptığımı burada görmeniz gerekiyor. Daha sonrasında kolaylıkla uygulayabilin diye bu kısmı atlamadan izlemenizi öneriyorum. Daha önce kestiğim arka bedenimi diğer kumaşımın üstüne yerleştirdim. Ana kalıbımı alıyorum. Şöyle biraz çekip göstermek istiyorum size. Şurada ana kalıbım var. Kalıbımı yarım şekilde çalışıyorum, farkındasınızdır. Şimdi yapmam gereken diğer yan kısmını da şu şekilde getirip düzenlemeyi yapmak. Yani omuz kısımları bana lazım. Aslında bir nevi ters kurvaze çalışıyoruz da diyebiliriz. Şu şekilde tam hizalıyorum, düzenliyorum ve şuradaki omuz hizasından çizmem gerekiyor. Sonrasında alt kısım bize lazım değil. O yüzden burada kumaşın olmaması önemli değil. Buradan bu tarafa doğru verir şekilde etek ucuna kadar. Etek ucunda 10 cm genişletme payı bırakacağız. 10 cm ileriden keseceğiz. Bu şekilde bir çizgi ineceğim aşağıya. Benim şu şekilde kumaşlar için kullanılan uçan kalemim var. Bunu daha sonra ütülediğiniz zaman kalemin kendisi kendi kendine uçuyor. Herhangi bir iz kalmıyor. O yüzden yan çizimleri bu kalemle yapacağım. Sadece yaka ve omuz kısmını belirlememiz yeterli. Şimdi aşağıya doğru verev gelecek şekilde bir çizgi ineceğim. Umarım çizgim belli oluyordur. Bizim için önemli olan yaka ve omuz kısmıydı. Buradaki çizgimizi nasıl inerseniz fark etmez. Çok keskin olmamak şartıyla tabii ki. Şu şekilde aşağıya doğru uzatıyoruz. Ve diğer arka kısmı koyduğumuz yerin çevresinden de keserek ön bedenimizin kalıbını çıkarmış oluyoruz. Ve ön bedenim hazırlanmış oldu. Bakın ön bedenimde şu şekilde yarım şeklinde geliyor. Bunlar birbirinin üzerine kapanacak üst tarafta ve önden çapraz bir görüntü oluşturacak aşağıya doğru. Buna ters kurvaze de diyebiliriz. Daha öncesinde de belirtmiştim. Şimdi şununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Kullandığım kumaş triko kumaş. Triko kumaşı kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta var. Birincisi kumaşı kesim işleminden önce masanıza serip en az bir gün dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü triko kumaş salan ve çeken bir kumaş. Bunu kesimde en ufak hataya meyil vermemek adına başta yapmanız gerekiyor. Yani öncesinde kumaşınızı güzel şekilde masanıza yerleştireceksiniz. Bir gün dinlendireceksiniz. Kumaşın işte katlarken atarken esnemeler yaptığı için bunu önlemek adına bu işlemi yapıyorsunuz. Ertesi gün kalıbınızı üzerine koyup çizim işlemini yapabilirsiniz. Sonrasında askıya astığınız zaman bir miktar uzama yapabilir, salma yapabilir, yıkandıktan sonra yine salmalar olabilir. Bunları göze alarak giyinmeden önce hemen dikip
ertesi gün giyineyim şeklinde yapmamanız gerekiyor. Muhakkak en az 3 gün vermeniz gerekiyor. Ve uzayacağını bilerek isterseniz biraz kısa yapabilirsiniz. Daha sonra uzayabilir. Hani bu riski göze alamam diyorsanız tam boy çalışın. Sonrasında etek ucu kısmını kapatmayın ki salma yaptıktan sonra asıl boyunuza göre ayarlayabilin. Bu da çok önemli bir püf noktaydı. Ayrıca dikerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan da bahsedeyim. En ince iğnenizi kullanmanız gerekiyor. 10 ya da 11. Bu sanayi makinesi için de geçerli. Ev tipi makineler için de geçerli. Dikerken kesinlikle kumaşınızı çekmemelisiniz. Olduğu gibi serbest bırakmalısınız. Ve eğer overlock yapıyorsanız en geniş ayarda overlock işlemini yapmanız gerekiyor. Kenar kısımlarını olduğu gibi rahat bırakarak makineye vermeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi marullanmalar ve kötü görüntü olabilir. Ayrıca eğer ipiniz sıkıysa bu kumaşlarda özellikle çıtlama olabilir ve kopabilir. İp ayarlarınızın da çok yerinde olması gerekiyor. Tüm püf noktaları verdikten sonra artık yakasını ve kol kesimine geçebilirim. Bunlar dipnottu. Umarım bu kısmı atlamadan izlemişsinizdir. Eğer burayı atlayıp şu anki sözümü dinleyenler varsa hemen geri sarın. Muhakkak verdiğim püf noktaları dinleyin. Şekilde 20 santim genişliğinde yaka kestim. Bunu katlayacağım 2'ye ve 10 santime düşecek. Bu şekilde balıkçı yaka görüntüsü olacak yani yakanın. Yuvarlak şeklinde takacağım. Şimdi kol kısmına geçiyorum. Kol kalıbımı da olması gerektiği gibi çizdim ve keseceğim. Ön bedenin olduğu yerden bir miktar kesiyorum ve boyuyorum o kısmı. Öncelikle göstermek istediğim ön bedeni iki parça olarak dikmiştik ve yan kısımlarını ben şu şekilde önce overlock çektim. Şuradan. Sonrasında da düz makineyle kıvırarak üstünden düz dikiş geçtim. Rengi rengine kullandığım için dikişim hiç belli olmadı. Dikişi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta hiçbir şekilde kumaşı elinizle çektirmemeniz gerekiyor. Olduğunca rahat şekilde makinenin altına veriyorsunuz. Dişliler kumaşı kendisi toplayarak dikme işlemini gerçekleştiriyor. Yani siz sadece kumaşın dağılmasın, dökülmesin diye elinizle destekleme işlemi yapacaksınız. Bakın hiçbir marullanma, bozulma olmuyor. Bu şekilde dikiş yaparsanız çok hafif esnetmeye kalktığınız anda kumaşınız marullanır ve zaten ön kısımda olacağı için çok kötü bir görüntüye sebep olur. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Şimdi her iki parçaya da aynı işlemi yaptım. Arka bedenim önümde, yerleştirme işlemini de sizinle paylaşayım. Şu şekilde yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu kısmı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Şuradan 1,5 santim kadar kıvırdığım için geride duruyor. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Yine yüzü alt bedenimin, arka bedenimin yüzüne bakacak şekilde, bu şekilde düşünün. Şöyle tam olan omzumu yerleştirdim. Bu da yarım olan omuz kısmı. Yani toplamda 3 tane kat var önümde. Bu 3 katı tek seferde dikeceğim. Öncelikle overlock makinesiyle dikişimi yapacağım. 3 iplik olarak dikiş yapacağım. Ardından düz makineyle tekrar sağlamlaştırmak için bir dikiş geçeceğim. Bunu 4 iplikle yaparsanız çok da sağlam olmaz. Sadece overlock dikişi yeterli olmuyor çünkü. Bu yüzden ekstra bir düz dikiş gerekiyor. 5 iplikle yapabilir miyiz diye sorabilirsiniz. Onun da hemen cevabını vereyim. Normalde benim makinem 5 iplik ama 5 iplikle çalışmayı bu kıyafet için tercih etmiyorum. Çünkü 5. iplik örme şeklinde dikişi yapıyor. Bu örme işlemi çok hafif de olsa büzülmesine sebep olabilir. Bu yüzden hiç o riski göze almıyorum. Direkt normal düz makinede yan dikişi tekrar geçerek sabitleyeceğim.
Omuz birleştirme işlemi tamamlandı. Şu şekilde bakın. Burada overlock dikişi bulunuyor. Hemen yarım santim aşağısında ise düz dikişle dikişimi sağlamlaştırmış oldum. Aslında overlock dikişi sadece kenar kısımlarını temizleme amaçlı kullanılmış oldu. Şöyle açarak hemen dikişinin de ne kadar sağlam olduğunu göstereyim. Bakın hiçbir büzülme, marullanma, bozulma yok. Gayet muntazam bir dikişe sahip oldum. Bu arada kullandığım iğne 11 numara, en ince olan iğnelerden. Bunu da belirtmek isterim. Bedenimi şu şekilde açarak önüme serdim. Burası kol eli. Yani şurası arka beden, bu tarafı ise ön beden. Şimdi kolumu şu şekilde yerleştiriyorum. Yüzü yüzüme denk gelecek şekilde ayarlamam gerekiyor. Ön bedenim buradaydı. Kolumun ön beden olarak işaretlediğim kısmı da burada. Bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yanlış kol alarak şu şekilde diğer kolu olarak alarak arka bedeni ön kola denk getirebiliyorsunuz. O zaman potluklar ve kötü bir görüntüye sebep oluyor. Özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca kol dikimini merak ediyorsanız kol nasıl takılır diye ayrıca bir videom var. O videoyu izleyebilirsiniz. En basit, en pratik haliyle takılmasının nasıl olduğunu gösterdim. En doğru şekilde bilgileri içeren bir video. Ben şimdi kolumu takacağım. Yine aynı işlemleri uygulayacağım. Öncesinde overlock makinesiyle, sonrasında ise sağlamlaştırmak için düz makineyle dikişimi yapıp geleceğim. Kolları bedene bu şekilde monteledim. Yine dediğim gibi dikiş işlemlerini aynı şekilde ilerledim. Geriye sadece kol ağzından koltuk altına ve koltuk altından bedenin yan kısımlarını dikmek kalıyor. Diktikten sonrasında ise şu şekilde bir balıkçı yaka hazırladım. Bunu yüzü yüzüne denk gelecek şekilde kapatacağım ve şu kısmını dikeceğim. Diktikten sonra dikiş kısmını arka ortaya denk getirerek halka şeklinde takacağım ve burada geniş bir yaka oluşturacağım. Takarken de şu şekilde ikiye katlayacağım. Yani toplamda 10 santim kadar bir yaka elde etmiş olacağım. Yan dikişleri kapattım. Tamamlandı ve yaka kısmını da taktım. Şu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var hemen. Alt kısımların overlock'unu geçtim. Bakın şöyle bıraktığım zaman hiçbir marullanma, herhangi bir bozulma görünmüyor. Özellikle bu kısımlarını göstermek istiyorum. Çünkü tek kat olarak overlock çektiğiniz zaman eğer marullanma olursa onu düz makineyle asla toplayamazsınız. Ve çok kötü görünür. Özellikle bu kısmını göstermek istedim ve makinede tek kat dikişi nasıl düzgün yapmanız gerektiğini şimdi makinede uygulamalı olarak göstereceğim. Nasıl elim hareket ediyor, özellikle bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Ve ayrıca son olarak kol ağzı kısımlarını da kapatacağız. Tamamen dikmiş olacağız. Böylelikle bitmiş olacak. İstediğim oranda katlıyorum. Tamamen sizin zevkinizle alakalı ya da kumaşınızı ne kadar kestiyseniz, payınız ne kadar yeterli oluyorsa o kadar katladım. İlk olarak makinemin altına verdim, iğnemi batırdım. Buraya ileri geri dikişiyle bir sabitleme yapacağım. Şimdi bundan sonraki kısım için dikkatli olun. Bakın, elimle şöyle hafif düzelttim. Sadece parmaklarımla destek veriyorum. Asla kumaşı ileri ya da geriye hareket ettirmiyorum. Tamamen dişlerin kendisi alacak kumaşı. Bu şekilde dikerseniz hiçbir marullanma olmaz. Çünkü videonun sonunda eminim ki marullanma nasıl olmadı, nasıl bu kadar düz dikebildiniz diye soru gelecek. Bu kısmı özellikle yapıyorum ki net şekilde anlayın. Bakın ya, parmaklarımla sadece tutuyorum. Dişliler kendisi ileri doğru alıyor kumaşı. Aside from us.
bakın çektirmiş ya da ileriye doğru vermiş olsaydı burada katladığım zaman birbirine denk gelmesi neredeyse imkansızdı. Ne kadar muntazam şekilde denk geldiğini, hatta milim bile kaymadığını göstermek istiyorum. Triko kumaşı dikmek zordur. Tek kap triko kumaşı dikmek çok daha zordur. O yüzden özellikle belirtiyorum ve buradan geçerken elimle yardım etmem gerekiyor. Çünkü şurada 4 kat kumaş elde etmiş oldum ki rahat atlamasını sağladım. Sadece yaptığım bu. Yani ayağı rahatlattım ve ayağın kolaylıkla geçmesini sağladım. Burada yine sonrasında dikişim kendiliğinden gidecek. El alışkanlığım diye onun aslında bir nevi ne olduğunu göstermek istiyorum ve normalde kol nasıl dikilir, yani kol ağzı nasıl kapatılır, aslında bunun da bir örneği olmuş olacak. Bu kısmı normalde çalışırken, yani tekstilde çalışırken nasıl yapıyorsam aynen o şekilde göstereceğim. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şeklinde çıkmış olmamdı. Yani elimin altında kaydırdım makineyi. Şu şekilde koydum. Dişliler kendisi kumaşı çekti. Ben sadece dokunarak, elimin altında kaydırarak dikmiş oldum. Bu da tekstil yöntemlerinden bir tanesiydi. Walk by.